Merhaba, İstanbul Hepimizin Gelişimi'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizine hoş geldiniz. Ben Itır Akdoğan. Bugün Şehir Hepimizin de hepimiz için stratejik planlamak başlığı altında İpek Akpınar'la, İstanbul Hepimizin Gelişimi'nin kurucularından sevgili Profesör İpek Akpınar'la sohbet edeceğiz. İpek Akpınar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesinin öğretim üyesi. Dediğim gibi aynı zamanda e, İstanbul Hepimizin Gelişimi'nin de en başından beri gönüllüsü. Bugün hani konuk e, ve e, moderatör gibi değil, iki gönüllü e, sohbet etmiş olacağız aslında. E, i̇kimiz de e, ne uzman gazeteciyiz, yönetmenimiz de şu anda bir çekimde olduğu için e, montaj da yapamayacağız. Dilimiz sürçerse şimdiden affola. E, ama e, demokratik kent yönetimi için... E, kafa patlatan çalışan e, bu konuda e, bir çaba içinde olan e, gönüllüleriz O yüzden e, bu çerçevede bir sohbet edeceğiz. E, stratejik planlama e, takip edenler bilirler e, Aslında 2000'lerin başında e, daha çok da Avrupa Birliği ile uyum sürecinde değişen kanunlar çerçevesinde kamunun e, kamu kurumlarının stratejik planlama yapması zorunlu oldu eee 2003'ten itibaren başlayan 2005'ten itibaren de tüm kamu kurumlarına aslında yayılan bir şey, zorunlu olan bir süreç. İpek Hocam da bir devlet üniversitesinde olduğu için bu işte yerel seçimler geldiğinde belediyeler için ağırlıklı olarak konuştuğumuz stratejik planlamayı aslında üniversite çatısı altında da takip eden bir biri. Dolayısıyla ben öncelikle İpek Hocama şey sormak istiyorum. Bu stratejik planlama süreci kurumlara ne getiriyor? eee Nasıl bir etkisi oluyor? Daha böyle genel olarak önce bir ondan başlayalım mı? Merhabalar sevgili atörüm, merhabalar sevgili seyirciler. Ee, şeyi vurgulamakta yarar var. Planlama uzmanı değiliz, sosyolog değiliz. Ee, ancak 35 yıla varan bir kamu e, üniversitesinde çalışan biri olarak ama daha çok profesyonel yurttaş olarak. Bize getirdikleri üzerinden e, belki birkaç şey söyleme imkanım olabilir. E, ben doktora çalışmalarımı işte, Londra Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra tam böyle döndüm. Ve yüzyılın e, yüzyılın başında 2003'te e, önce e, birkaç seçilmiş kurumda stratejik planlama yapılmaya başlandı. 2005'ten itibaren de tüm kamu kurumlarına e, yaygınlaştırıldı ve mecbur kalındı bir sonuçta doğu ile batı arasında hani köprü ve mozaik olarak tanımlanan bir ülkeyiz ya kurumlarımız da aslında bunun uzantısı ben çok benimsemesem de bu tanımı rasyonelleştirme ortak akılla karar mekanizmalarını görünür kılmaz, şeffaflaştırma işte kurum içindeki farklı paydaşlara mesela üniversiteler için işte bu en önemli paydaşımız kimi öğrencilerimiz e, öğretim üyelerimiz. E, hep bu iki eksenden bahsediyoruz ama aslında olmazsa olmaz ve sırtında yüklenip gidenler e, üniversite personeli, kamu görevlidir. E, en üst genel sekreter düzeyinden işte yeni giren e, genç personel arkadaşlarımız. Onlar sayesinde ilerliyor sistemle. Bu üç ekip arasında, üç grup arasında, bu üç aktör arasında e, bir yönetişim biçimi uzlaşmaya dayanan katılıma dayanan e, katılımcılık kritik derecede önemli Hani geri besleme alan e, ve tabii ki üniversitelerin işte bu yüzyıldaki veya kamu kurumlarının bu yüzyıldaki değişen rolleri içinde daha bütünleyici ortak karar mekanizması almak için e, Bence doğru yol haritası çizmeye destek verecek bir düzenleme bu e, Londra Üniversitesi'nde de tanık olduğum e, ve kurumu çok tetikleyen, önünü açan e, diğer üniversiteler arasında fark yaratmasına sağlayan mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki deneyim e, böyle bir deneyimdi. Tırnak içinde e, kurumu atıllaştıran bir takım birikimlerden kurtulmak rasyonel sistemlerle ve ekiplerle takım çalışmasıyla işte ilerletmek ve işte 250 yıllık kurum şu anda hani dünya skalasında çok önemli bir yerde. Pardon. Keza 5 yıldan beri İzmir'deyim. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeyim. Buradaki süreçlerde de yine farklı paydaşlardan görüş alarak, beslenerek Eğitim üniversitesinden araştırma üniversitesine dönen kurumda bir kere bu dönüşümü e, yönetmek, e, çevik yönetime dönmek, e, farklı paydaşları mesela eğitim ekseni, araştırma ekseni ve toplumsal katkı ekseni. Tok yani eğitim ve araştırmayı yapıyoruz ama o toplumsal katkı ekseni olmadıkça hiçbir anlamı yok. Yani üniversiteyi aslında 19. yüzyıldaki veya işte 100 yıl önceki o sırça köş konumunda kurtara eee atılımla düş kurmak, vizyon ve misyonla o düşü daha somutlaştırmak ve bir şekilde farklı eksenlerde takımlarla e, hedefe kilitlenip e, süreçleri tetiklemek. Buraya kadar şahane. Ve mesela biz bunu 5 yılda İzmir Yüksek Teknoloji'de de başardık takım çalışmasıyla. E, şu anda işte çevik yönetimde ve stratejik yönetim ve ekseninde şadının işte e, Asya ödülleri Ece Awards ödülüne e, sayın rektör ve ekibi layık görüldüler. Evet. E, bu muazzam muazzam bir başarı. Yani Türkiye adına bir başarı. Yani demek ki hakikaten hedefe kitlenince olabiliyormuş. Ama aynanın hani bir konuyu konuşurken çok çok taraflı yönleri var. Bir de aynanın diğer tarafı var. Ee, 208 üniversiteyiz. Ve stratejik plan bir anda aynalaştırıcı, tek tipleştirici. işte bir Excel dosy dosyaları yığınlarına dönüyor. Ee, Sonuçta Gök'ün mekanizmalarının bunu bu şekilde planladığını düşünmüyorum 2003 yılında veya ilk kanun çıkarken 2001 yılında. Ama şu anda bu bütün bu performans odaklı, olduk. başka bir dönemin ruhuna işaret ediyor. Aşırı pozitivist, Hı. Evet. modernizasyon ağırlıklı, yani geride kalmışlığın verdiği bir acelemiz var. Geride kalmak istemiyoruz, koşturuyoruz ama bu sefer de kararlar e, bir stratejik planın gerektirdiği kapsayıcılıkta, şeffaflıkta e, olamıyor. Yani bir fikrin olgunlaşabilmesi için, bir düşün olgunlaşabilmesi için evet mutlaka rasyonalize edilmesi gerekiyor, buna katılıyorum ama bir taraftan da e, oradaki herkesin, ee, çok daha işte çalıştaylarla açık bir biçimde tartışarak eleştirel düşünceyle yüzleşerek kırmadan ve kırılmadan birlikte yürütülmesi gerekiyor bu bu ee, süreçlerde belki bir takım aksamalar olabilir diye gözlemliyorum fazla ekselci bir e, kimliğe bürünme tehlikesi var e, kurumlarda o da işte şey gecikmemek için hep deadline'ları karşı koşturma nedeniyle diye düşünüyorum. Aynılaşmayı getiriyor. Tek tipleşmeyi getirebiliyor. Böyle bir riski var. Ee, Halbuki her üniversitenin biricik veya her fakültenin biricik öz bütün bir konumu var. Kendi iç dinamiklerinden gelen e, olağanüstü katmanları var. Bunları ortaya çıkaracak ve işte hem derslerde, eğitimde, hem araştırmada e, hem de toplumu olan faydasında, hizmetinde bu özgün yönleri ortaya çıkaracak bir dokunuş gerekiyor. Stratejik plan bunun için müthiş bulunmaz bir platform diye düşünüyorum. Bu anlattığınız çok teşekkür ederim bu arada çok güzel bir yaklaşım stratejik planın hem avantajı hem de doğru yapılmazsa dezavantajları ile ilgili. Bu anlattıklarınızı dinlerken. Aslında belediyelerin, şimdi bu seçimden sonra, e, her seçimden sonra malum bir altı ayları var, e, nüfusu 50.000'den fazla olan belediyelerin stratejik planları yapmaları için. Orada da aslında e, sizi dinlerken işte yurttaşlar seçilmişler ve memurlar, yani orada da aslında üç kümenin e, bir araya gelip bir stratejik plan yapması bekleniyor. E, ama anlattığınız şeyler çok uygun belediyeler. Belediyelerin o o süreci hazırlarken geçirdikleri şeyleri bu acelecilik de aslında bütün demokratik süreçleri birazcık etkiliyor gibi duruyor. Yani 6 ay uzunmuş gibi durmakla beraber yani işte 5 yılın neredeyse işte onda birini bunu planlamak Hı. için ayırılıyormuş gibi dursa da o son söylediğiniz o biricikliği görmek çok zor oluyor. Yani o misyon vizyon yazmaktan tutun. E, geçenlerde e, bir, e, benim de şansım olmuştu farklı belediyelerin e, Türkiye'den stratejik müdürleriyle sohbetti. E, bir yandan e, çok kavramlar olduğu için o kavramlar da her yerde aynı olduğu için de e, kes yapıştır yapılıyor. Ama bir yandan da gerçekten çok fazla o hayal kurmak, hayali birlikte kurmak farklı bilgilerden becerilerden kişileri masanın etrafına toplayıp e, farklı farklı şeyler hiç daha önce düşünülmemiş şeyleri düşünmek ve onu, onu birazcık e, e, yani şeyden gökyüzünden yere indirmek için aslında yeteri kadar zaman olmuyor. Dolayısıyla da birbirine çok benzeyen, Yani belediye dünyasında da e, birbirine çok benzeyen stratejik planlar. Dediğiniz gibi birbirine çok benzeyen e, amaçlar hedefler, e, performans göstergeleri konuyor. Bu da birazcık da aslında veriye dayalı da yapılmadığı e, için gibi geliyor bana. Çünkü yani yerel, kentsel politika dediğimiz zaman mekansal kararlar tabii çok öne çıkıyor. Mekansal politika çok önemli çıkıyor. Hangi hizmeti nerede vereceğin. E, onun için de mümkün olduğu kadar e, mahalle, sokak bazlı aslında veri lazım daha biricik olması Çok için. De. Yoksa tabii ki bütün belediyeler işte demokratik, kapsayıcı, işte engelli. Yani hani e, konmaması ayıp olacak bir takım kelimeler var her dönemde. Bu dönemde de bir sürü kelimeleri bir şekilde koyuyorlar ama o kelimenin altını dolduracak göstergeler her zaman olmayabiliyor. Şimdi kapsayıcı diyor e, ama kapsayıcı dendiği zaman e, aklına gelen anahtar kelimeleri kontrol fellediğinde hiçbir göstergede göremiyorsun mesela onları. Çünkü çünkü ya aklına gelmediği için ya aslında onunla ilgili mekansal verisi mahalle bazı verisi olmadığı için ya da şimdi eski köy yeni adet getirme başıma iş çıkarma falan bir, şey, bir sürü bir sürü nedenle aslında stratejik planların göstergelerini göstergelerine baktığında ancak ben gerçek niyetini anlayabiliyorum bir örneğin bir belediyenin. Çünkü gösterge koyduğu zaman e, ha onu gerçekten takip etmek zorunda farklı işte aylık, üç aylık, altı aylık şeylerle, periyodlarla ya da yıllık hem de ona göre bütçe ayırmak zorunda. Zor. Göstergede görünmüyorsa mesela ben bir belediyenin e, stratejik planının da o belgede göstergelerinde kadın, engelli, yoksul, göçmen, genç e, ne bileyim e, işte LGBT neyse ne e, roman e, yaşlı falan filan yani bütün böyle hani kapsayıcılık deyince hani kentteki herkesin e, e, kullanımına faydalanmasına açık olması gereken e, kamu hizmetleri, o kelimeler yoksa herhangi bir göstergede o zaman ben o, o belediyenin e, kapsayıcı olacağım, ben demokrati ol, demokratik olacağım amacına çok da aslında inandığını düşünmemeye başlıyorum çok gösterge harcısı. olmayınca. Bu da veriyle e, şey oluyor. E, dolayısıyla hani stratejik planlar aslında birazcık e, bu dönemler yani beş yılda bir de olsa sonrasında o planlara %100 uyulmayacağını herkes bilse de x nedenle uyulmayacağını. <laughs> yine de sanki böyle bir umut ıı, ıı, getiriyor bana. Yani beş yılda bir o virüsetler sanki şöyle bir o kalkacak üstünden de belki yeni şeyler eklenecek. Evet, evet. Her dönem evet. yeni bir umut. Her evet. başlangıç yani umut. Umut. <laughs> umut, Yeni bir umut. Mesela şimdi bu kapsayıcılık deyince e, yine kamu kurumlarının e, siz üniversiteden, sizin bu üniversite belediye e, şeyiniz e, güzel bir aslında şey yapıyor, ışık açıyor çünkü. E, aynı süreçlerden, benzer süreçlerden geçtikleri için. Örneğin e, özellikle bu Avrupa Birliği fonlarından yararlanmak için e, gelen bir şart var. Bir toplumsal cinsiyet eşitliği ile, kodlar da Aslında... zorundalar değil mi? Evet, iyi ki, iyi ki bu konuya değindin Atıl'cığım. Ee, az önce zikretmeyi atladım. Ee, Avrupa Birliği, bu Avrupa Birliği projelerine başvurmak için e, mecburiyet getirdi. Hı -hı. Yani geçtiğimiz sene içinde e, tamamlanması işte 1 Ocak 2023'e hazır olma olmayı talep etti. E, ve üniversiteler bir anda kendimize çok ciddi bir ev ödevi bulduk. Şimdi buradaki yaklaşım şu. E, Pozitivist yaklaşım. E, hocam yazın işte. Şimdi uzmanlık alanımız değil. Özellikle mühendislik ağırlıklı üniversitelerde bu eksende uzmanlık hani anahtar kelimesi doçentlik uzmanlık alanından bahsediyorum tabii. Bu bu kelimeleri sahip olanlar sayısı çok az. Ama onun dışında çok daha kapsayıcı üniversitedeki bu duyarlı kapsayıcı nasıl yapılabilir? Mesela biz takım oluştururken acaba ne yaptık diye sorabilirsiniz. Yaptım. Biz sosyal medya hesaplarını taradık Hatırcığım. Kadın cinayetlerinde e, veya işte benzeri kadına karşı suçlarda diyelim veya kadınların başarılarında hani voleybol takımı başarısı gibi e, tepkileri nedir? Bir yıl onları taradık. Yani bir yıllarını taradık. Facebook'ta, LinkedIn'de e, öğretim üyelerimiz nasıl tepki veriyorlar? Çünkü sonuçta ortaya çok karışık bir grup çıktı ama hepsi şaşırdı. Bizi nasıl buldunuz? Sizi yüreğinizden geçenleri, düşündüklerinizi korkmadan, çekinmeden ifade ettiğiniz için bu masadasınız deyip. E, takımca, çok genişletilmiş bir takımca. Üç, üç fakültenin temsilcileri, e, asistan arkadaşlarımız e, ve personelden de yine ilgili e, takım arkadaşlarımızla. Mesela bir toplumsal cinsiyet eşitliği metni. Hazırlamaya koyulduk. Ee, Öncül örnekler Hacettepe, ODTÜ, e, Sabancı Üniversitesi ki hepsinin kadınla ilgili çalışma e, grupları var birimleri. Ee, birimleri var. Bazılarının merkez, bazılarının e, birim. E, mesela onlardan birebir görüşerek de e, yol haritamızı belirledik ve çok benzeri zaten hani sonuçta dünyaya bakışınızda bir pozisyon alıyorsunuz. Kadınlar, genç kadınlara, çocuklara yönelik, ee, dezavantajlı gruplara yönelik hayattaki pozisyonunuzla ilgili bir şey bu. Ee, yaşlılara bakışla da ilgili olabilirdi, hayvanlara bakışla da ilgili olabilirdi ama işte toplumsal cinsiyet eşitliği belgesini bu kapsamda hazırladık. Bütün üniversiteler hazırlıyorlar. Ee, ama sonuçtan çok böyle bu, bu takım m, politika belgelerinin e, kuruma özgünlük katan bir pozisyon vermesi, bir argümantasyon sağlaması müthiş. Ee, mesela doğayla nasıl karşılaşıyoruz, kentle nasıl karşılaşıyoruz, işte kırsalla nasıl karşılaşıyoruz. Keza işte farklı sosyolojik gruplarla veya yaş gruplarıyla nasıl karşılaşıyoruz az önce senin zikrettiğin. Yani bir taraftan hani mekansal açılımlar, yapılı çevre, doğal çevre, kır ve kent nasıl buluşacak? Mesela bunların hepsiyle ilgili politika belgeleri hazırlanabilir. Keza biz kendi üniversitemizde politika belgelerini yazarak başladık ki stratejik plana besleyebilsin. İşte toplumsal cinsiyet eşitliği olsun, doğa sürdürülebilirlikle ilgili doğayla karşılaşma biçimleri olsun. Ama o kadar aslında dokunacak farklı katmanlar var ki. Mesela işte romanlarla nasıl karşılaşılacak değil mi? Bizim kendi üniversitemizde bize yakın yerleşkeler var romanların. Köyler ve toplumsal toplumsal projelerden sorumlu koordinatörlerimiz sadece mesela buna odaklandı. Çok uzun bir süre. Genç bir sosyolog arkadaşımız. Onun varlığı sayesinde sevgili doktor Ozan Üçtük. Ee, yani sonuçta bir kişi bile çok büyük fark yaratabiliyor. Ee, bir düş kurabiliyor. Ee, önemli olan hem bunu kabullenecek farklı paydaşlarla çevrili olması hem de bunu kabullenebilecek zihni, anteni açık yönetici grubuyla e, çevrili olması çok değerli. Bunlar böyle hepsi birleştiğinde galiba hani bu stratejik planlar aynılıktan, tek tiplikten çıkıp Yere özgü, o o yerel noktanın koordinatlarına özgü e, açılımlar sağlayabiliyor. Bir mesela örneğini vereyim mi? Üniversite evet. dışında, üniversite-belediye evet. işbirliği <laughs> kapsamında... E, ...Karşıyaka Belediyesi ile biz işbirliği yapıyoruz. E, çok değerli genç bir ekip var orada da... E, Karşıyaka Belediye Başkanı, geçen dönem belediye başkanı, şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Bey hı hı. E, bir vizyon ofisi kurdu. Çok mütevazi ölçekte ama değerli meslek insanlarının yer aldı ve vizyon ofisiyle aslında stratejik plan hem beslendi hı hı. hem de üniversiteyle işbirliği içinde nasıl bir açılım yapabileceğimiz mesela biz bu vizyon ofisini besleyecek şekilde mahalleye yönelik Enerji politikaları, işte sürdürülebilirlik vesaire bir bir araştırma projesini bu vizyon ofisiyle birlikte aldık. TÜBİTAK AB işbirliğiyle olan bir proje. Hem mütevazi de olsa bir bütçesi, bir fonu var ve veri toplamak için yani sokaktan veri toplamak için farklı yaş grupları, yani sonuçta sadece amaç da bazen düşte yetmiyor. Bunu rasyonalize etmek ama aynı zamanda e, bütçeyle destekleyebilmek gerekiyor. Yani o göstergelerin elde edilmesinde veriye çok ihtiyaç var. E, bazı STK'larla işbirliklerine ihtiyaç var. Mesela TESEV gibi. <laughs> e, ama tam da bu noktada AB projeleri veya yani işte uluslararası bir takım fonlar e, bize büyük destek olabilir. Bir de tabii bölgesel ajanslar, İstanbul ajansı gibi, İzmir Plan İzmir planlama ajansı gibi. Buradakinin farkı şu. Az önce mekansal açılım diye zikrettim. İzmir Planlama Ajansı ilk defa yani diğer e, adaşlarından farklı olarak mekana değen bir fon e, kurguladı. Çok iyi. Yani Yeşil İzmir, Mavi İzmir eksenleri ışığında bir çağrı yaptı. E, biz de mesela çok mütevazi bir fonu aldık ama ee, i̇şte İzmir yeni Çarşı bölgesi için çalıştık 9 Eylül keza çalıştı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi geldi İzmir için yine projeler üretti. Ee, hani öğrencilerimizle meslek insanlarıyla kent için kentli için e, odaklanmış mekanda veri üretimi için e, birbirimize destek olduk. O veri olmadan hani ne göstergesini gerçekleştirmeye olanak var. Ne de süreci başarıyla tamamlamaya, yani bunların hepsi aslında birbirine farklı açılardan besliyor, tetikliyor diye gözlemliyorum. Bu tam da işte aslında stratejik planlama dönemi, bütün bu iş çünkü işte biraz önce söylediğimiz o veri ne verimiz var, ne karar vereceğiz, ne gösterge e, oluşturabiliriz yerelden, işte karşıya bir ilçe e, ölçeğinde de farklı e, diğer ilçelerden, aynı kentin, aynı ilin bile diğer ilçelerinden farklı ne göstergem oluru e, görebilmek için. Veri, onun içinde söylediğiniz o işbirlikleri gerçekten çok önemli. Çünkü hem ya bu veri denilen şey işte veriye dayalı karar, veriye dayalı politika, veri kalitesi falan filan, bu veri konuşulduğunda aslında çok maniyetli bir şeyden bahsediliyor. Yani e, sadece finansal değil de zaman, uzmanlıklar, e, beceriler bunlar gerçekten çok önemli ve tek bir kurumda bütün veriyle ilgili becerilerin, e, zamanın, paranın olması her zaman o kadar kolay değil. Dolayısıyla da üniversite, belediye, sivil toplum, özel sektör belki bir araya gelip bu veri ekosistemini, kentin sorunlarını daha e, daha kentin e, kendi filtreleriyle görmesini, e, tespit etmesini ve çözüm bulmasını sağlamak onlar gerçekten çok önemli. Açık veri. E, ee, bizim hani biraz önce TESEV dediğiniz TESEV gerçekten son dönemde o veriye dayalı e, politika süreçlerini güçlendirmek için epey çaba sarf ediyor. Açık veri de savunuculuğuna yaptığımız şeylerden bir tanesi. Veriyi ne kadar çok açarsam o kadar çok farklı bilgideki, becerideki kişi kurum o veriden yeni şeyler ee, yeni sorular sorup aslında yeni fikirler e, getirebiliyor o açıdan da gerçekten kendi içinde demokratikleştirici bir şey yani her stratejik plan döneminde acaba demokratik kent için bir umut olurum diyoruz ya onu aslında e, işte doğru işletilirse ya da işte işbirliklerine açık şekilde işletilirse o bütün o veriye dayalı karar süreçlerinin kendi aslında son derece demokratik süreçler e, olabilir öyle planlanmak en azından ihtimali var <laughs> ihtimali var. Böyle. Peki işi nasıl görüyorsun, Itır'cığım? Şimdi açık veri dediğin için aslında Hı -hı. siz İzmir için çok değer, takımca e, İzmir için çok değerli çalışmalar yaptınız. Hı -hı. Aslında kentin e, di, kentin bütün bu mekanizmalarının dijital bir veri tabanında, açık bir platformda toplanması, yani hem yönetim için hem Hı -hı. kentlinin veya farklı işte kamu kurumlarının veya özel kuruluşların veri çekebilmesi için olağanüstü bir sistem. Bir de şimdi akıllı e, bir döneme geçerken, tam akıllı bir döneme geçerken hani bu dönem stratejik planı olumlu tetikleyebilir mi? Ne diyorsun? Ne dersin? Bence e, potansiyel var eğer o niyetle kullanılırsa teknoloji. Çünkü bizim hem İzmir'de dediğiniz gibi e, birçok başka kentte de yaptığımız e, e, birçok projede ee, gördüğümüz önemli şeylerden bir tanesi yani bize e, geri bes e, geri bildirim olarak geliyor. Aydınlandık bir dakika gerçekten e, e, şöyle bir şey artık yapmaya başlayacağız diye gelen e, yorumların önemli bir kısmı şeyde toparlanıyor. Aslında elinde belediyelerin sandıklarına çok daha fazla veri var. Hı. Ancak e, veriyi e, mesela biraz önce konuştuğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği ya da işte iklim, yeşil. ...kapsayıcılık, neyse ne ya farklı toplumsal sorunlar filtresiyle okumayı ıskalıyorlar. Dolayısıyla aslında birçok verinin göstergeleşebileceğinin farkına varmayabiliyorlar. Yani ellerinde, çünkü bazı göstergeler sizin en başta söylediğiniz gibi... ...bazı göstergeleri koymaya o kadar alışkanlık haline getirmişler ki... ...ellerindeki verinin aslında ne kadar daha zengin olabileceğini... Ne kadar daha farklı şekillerde yaklaşabileceğini ve yepyeni göstergeler kurmak için aslında yeni veri toplamaya gerek kalmadan ellerindeki veriyi kullanabileceklerini görmeyebiliyorlar. Dolayısıyla da bu karşılaşmalar farklı sektörlerden bir araya gelmeler. Bizim hep farklı sektörleri bir araya getirdiğimiz her etkinliğin sonrasında belediyelerden böyle e-mail'ler geliyor bize. Mesela biz gerçekten hiç bilmiyorduk onu gösterge yapabileceğimizi diyorlar mesela. Dolayısıyla bir elinde ne veri olduğunu... Sadece kendine saklamazsan dediğiniz gibi paylaşırsan teknolojinin de yardımıyla açık veri formatlarında mesela. Gerçekten e, başka ekstra maliyeti bile gerek kalmadan sadece elindekini farklı gözle okuyarak yeni göstergeler koyabilirsin. Bu İzmir için de tabii ki böyle. Bahsettiğiniz o vizyon e, şeyinde e, karşı yakanın e, biriminde e, eminim e, hele ki de işte... E, Belediye ve sivil toplumla ve özel sektörü de mutlaka katmak gerekiyor çünkü özel sektör kar amaçlı olduğu için belki de bilmiyorum ya da başka nedenlerle de aslında veriyle karar almaya daha şey daha alışkın veriyi kullanmaya daha detaylı veri kullanmaya daha farklı de değişkenlerle veri toplamaya ve onu işlemeye işte teknolojinin de yardımıyla aslında çok daha alışkın dolayısıyla o Metotları bile paylaştılar e, belediyelerle. E, işte Sivil toplum e, belediyenin yetişemediği damarlara e, girip oradan e, kaliteli veri e, toplamaya yardım etse, üniversitenin analizine yardım etse. Yani o imeceyle aslında gerçekten teknolojinin de yardımıyla e, ben e, inanıyorum ama teknoloji işte tek başına demokratikleştiremiyor diye hep e, söylememizin bir nedeni de sen o niyetle kullanmak istersen teknoloji aslında sana yardım eder ama o niyetinin, yani o siyasi niyetinin gerçekten olması lazım. Ben e, o yüzden çok isterim yani her e, bu dönemdeki her e, e, belediye e, e, sorunlarıyla sohbette söylemek istediğim ne olur bu defa değişik bir şey yapalım mı diye sorsanız. Yani hep de şeydir ya böyle hani o e, inovasyon şey de gelir ya çay kahve içerken e, olur ya ofiste çalışırken değil de işte deniz kenarında yürürken. E, hani bir çay kahve içseniz, e, ofisten çıksanız, belki parkta falan buluşsanız da bir hani şey fikriniz <laughs> Yeni fikriniz gelse, yerel fikriniz gelse bu defa değişik bir şey yapsanız ya diye e, mümkün olduğu kadar kendi bireysel aktivizmi <laughs> yapmaya çalışıyorum ama aslında gerçekten teknoloji dediğiniz gibi buna çok yardım e, etme potansiyeli var. Yeter ki bir araya gelinsin ve kenti işte şehir hepimizin diyoruz. Hepimizin e, kent hakkında saygı duyan, e, hepimizin e, çünkü kamu bütçesi kullanılıyor sonuçta. Kamudan gelen paranın kamuya e, herkesin faydalanacağı hizmetlere e, kullanılmasını yarı sağlayacak stratejik planlar e, oluşması bu dönemde çok önemli. Kesinlikle Tırcım. Sen çerçevesini yani, çerçevesinde çok net çizdin. Bu farklı mekanda düş kuralım çağına <laughs> belki daha da netleştirebiliriz. <laughs> Yöneticilere, yönetici e, çalıştayı e, ve bütün bu briefleri belki verirken Gerek üniversite yönetimleri olsun, gerekse belediyenin yönetimleri olsun. Gelin dışarıda açık havada, kıyıda, ormanda, belki bir köpek barınağının yakınında bu çalıştayları yapalım, gerçekleştirelim ve yaşatan yasalara da imza attıralım hep birlikte. Çok güzel. Hocam aslında biraz süremizin sonuna geldik. Ee, acaba bu sizin son çağrınızla bitirsek çok güzel bir davet oldu çünkü bu. Ger gerçekten yeni bir şey, değişik bir şey yapacaksak mekanı değiştirerek başlayalım. Bütün yöneticileri, karar alıcıları o zaman. Mesela İzmir'de nereye davet ederdiniz? Ya, öncelikle Kültür Park muhtemelen. Tamam. Ee, orada çünkü çok katmanlı mekansal bileşimler var. Kent ve doğanın buluştuğu. Kentin merkezinde çok paydaşlı ama bir türlü ortak kararlar alınamayan hayvan barınakları da var. Yani bütün konuları bir arada konuşabiliriz. Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini, farklı sosyolojik grupları. Evet İzmir'de Kültür Park'ta açık çok mütevazi güzel bir kafesi var belediyenin. Mesela orada olabilir bu çalışta. Çok güzel. O zaman çok teşekkür ediyorum bu çok ilham verici sohbet için. İzmirlilere özellikle Kültür Park'a e, stratejik bir e, yeni, değiş ne dediniz? Biricik kelimesini kullandınız değil mi? Biricik stratejik plan için İzmirlilere Kültür Park'a davet ediyoruz. Bu bölümümüzü seyreden farklı kentlerden seyircilerimize de kentlerindeki alternatif toplantı planlarını düşünmelerine davet ediyorum o zaman. Ve belediye yöneticilerini o parklara davet etsinler. Çok teşekkür ederim. İpek hocam, İpek Ben teşekkür ederim sevgili Itır Doğan. Birlikte sohbet etmek her zaman ilham veriyor. Evet. Yeni yeni projeler şimdiden e, vücut buluyor, değil mi İnsan, insanın kafasına geliyor? Çok teşekkür ederim. Elimizdeki ee, hafta başka bir e, kent konusunda sohbet etmek üzere, görüşmek üzere. Hoşçakal.